21. yüzyıl yetkinlikleri diye yetkinlikler tanımlandı. Bununla ilgili internetten araştırabilirsiniz, yerli kaynaklarda bulabilirsiniz. Burada 21. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz zaman karşımıza yenilikçilik, yaratıcılık, ekip çalışması, liderlik, problem çözme yaklaşımı, risk alabilme, bilgisayar okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi çok daha geniş kapsamlı yetkinlikler ortaya çıktı. Kendinizi bu anlamda okuyarak, geliştirerek veya değerlendirerek bu alandaki açıklarınızı lütfen tamamlayın. Sadece hocalarınıza bırakmayın, sadece üniversitelere bırakmayın, sadece annenize babanıza bırakmayın. Kendinizin nerede eksik olduğunu hissediyorsanız o alanda kendinize yatırım yapın ki kendinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kendinize lütfen güzel bir defter alın ve bu defteri 10 yıl boyunca saklayacaksınız. Ve bu defteri 10 yıl içerisindeki hayatınızı nasıl şekillendirmek istiyorsunuz? Bunları yazacaksınız bu deftere. 10 yıl sonra da dönüp baktığınızda beni hatırlayacaksınız diyorum. O yüzden lütfen bu deftere önem verin. Güzel bir defter alın kendinize. Ve bu defteri adım adım sizlerle beraber dolduralım istiyorum. Bu deftere ilk yazmanızı rica ettiğim konu hayalleriniz sayfası. 10 yıl sonra siz nasıl görünüyorsunuz görüntü olarak, kilo olarak, kıyafet olarak, elbise olarak nasıl görünüyorsunuz? Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Nasıl bir arabaya biniyorsunuz? Arabaya mı biniyorsunuz, uçağa mı biniyorsunuz? Veya doğanın içerisinde misiniz? Nasıl çevrenizde insanlar var? Aileniz nasıl? Çevrenizdeki eşiniz, çocuklarınız var mı? Hangi işi yapıyorsunuz? İş arkadaşlarınız nasıl? 10 yıl sonra kendinizi hayal etmenizi rica ediyorum. Ve bunu ister resimlerle, ister sözel, ister gazeteden kestiğiniz küpürlerle veya bu şekillerle o defterinize yapıştırmanızı rica ediyorum. 10 yıl sonra neredesin? Nasıl görünüyorsun? Ve ne yapacaksın? Seni heyecanlandıran sen kimsin? Nesin? Ne yapıyorsun? Onu kafanızda canlandırmanızı rica ediyorum. İşte bunu yapmak biraz zamanınızı alacak ama bu konuda derin düşünmenizi bekliyorum, rica ediyorum. Bunu yaptıktan sonra ikinci derin düşünme için ise varlıkların neler? Varlık dediğim zaman üzerinize kayıtlı ev, araba, tapudan bahsetmiyorum. Varlık dediğim zaman yeteneklerin, yani o yetenekle belgeleyebileceğin yetenekler. Yabancı dilin var mı? Bir diploman var mı? Bir eğitim sertifikan var mı? Bir sporda lisansın var mı? Bir sanatta bir resim yapabiliyor musun? Veya kitap yazabiliyor musun? Bir ödülün var mı? Senin yeteneklerin neler? Çünkü bunlar senin geleceğini şekillendirecek altyapın. Bu varlıklarını uzun uzun düşünmeni rica ediyorum. Yani yaşadığın bölge de senin varlık. Yaşadığın annen, baban, ailen de senin bir varlığın. Onlar seni bugün buraya getirdiler. Bundan sonra götürecekleri yerlerde de onlar senin altyapını oluşturacak. O yüzden onları bir sıralamanı rica ediyorum. Ve bu sıralamanın üzerine hemen yanına ise değerlerin neler? Bunu da çok derin düşünmenizi rica ediyorum. Ne demek değerler? Asla vazgeçemeyeceğiniz, sizi siz yapan, ne olursa olsun arkasında sağlam duracak. Başkalarını dinlerim, dinlemeyi severim. Çok konuşurum ama boş konuşmam. Ve buna benzer. Sizi hayatta önemli kararlar almanızı, evlilik kararı, eş kararı, iş kararı, yaşam kararı veya her gün verdiğiniz minik 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 bir sürü tercihlerin temelinde yatan değerleriniz neler? Bunları düşünmenizi, bunları yazmanızı istiyorum. Çünkü artık geleceğe ilişkin hedeflerimizi belirlerken, geleceğe ilişkin hedeflerimizi tanımlarken mevcut altyapımdaki varlıklarım ve çıktığım yolda bana kılavuzluk edecek değerlerim ışığında
ne olabilirim? Hayalime nasıl kavuşabilirim? Planımızı hazırladıktan sonra bu defteri bir kenara kaldırmayacağız. Zaman zaman bu defteri açacağız. Ne demişim kendim hakkında? Şimdi değişti mi değerlerim? Ne demiştim kendi hedeflerim hakkında? Şimdi değişen bir şey var mı diye bakıp gözden geçirip bunu revize edeceğimiz, yöneteceğimiz aşamamız olacak. Bunu da sakın unutmayın diyorum. Şimdi ne yaptık? Hayallerimiz sayfası var. Hayallerimizi o sayfaya, bunu böyle tek seferde yapabileceğiniz bir şey değil bu. Bunu defalarca düşünüp yazıp ondan sonra emin olacağınız bir şey. Ben İngilizce biliyorum, Almanca biliyorum, işaret dili biliyorum. Ben şu sanatta çalışmalar yaptım, sergiler açtım. Ben şu makaleleri yazdım. Ben şu okulları okudum gibi. Ben böyle bir aileye sahibim. Ben böyle bir şehirde yaşıyorum gibi varlıklarımızı sıraladık. Üçüncü sayfada değerlerim neler? Aklınıza gelenleri sıralayın. Lütfen kendinize karşı dürüst olun. Dördüncü sayfayı ikiye bölün lütfen. Bir kendimize baktığımız, kendi güçlü ve gelişmeye açık alanlarımızı iki sütun halinde yazdığımız bir sayfa. Güçlü yönlerim neler? Ben asla vazgeçmem. Sorarak öğrenirim. Çok güzel, çok iyi kitap okurum. Çok hızlı öğrenirim. Çok geniş arkadaşlarım var gibi güçlü yönlerinizi sıraladığınız bir sayfanız olsun. Hemen karşısına da zayıf yönleriniz, yani gelişmeye açık alanlarınız. Görsel öğrenirim. Duysal öğrenmiyorum. O yüzden muhakkak görmem gerekiyor. Bunu geliştirmeliyim. Duyarak da öğrenebilmeliyim. Veya ben kitap okumuyorum. Kitap okumayı geliştirmeliyim. Veya ben spor yapmıyorum. Spor yapmalıyım gibi gelişmeye açık alanlarınızı sıralayın. Bunlar zaman içerisinde çok değişecek, çok gelişecek. O yüzden diyorum gözden geçirin. Her yeni zayıf gelişmeye açık alandan bir tanesini güçlü alanınıza aldığınız zaman emin olun ki gelişmeye açık alanınıza bir yeni madde daha ekliyorsunuz. Bu sizin kendinize baktığınız dünya. Bir diğer sayfaya dış dünyaya nasıl bakıyorsunuz onu yazın. Onu da ikiye ayırın. Birisi tehditler, ikincisi fırsatlar. Tehditler dediğimiz yere ne yazacaksınız? Teknoloji hızla ilerliyor. Ben şu şehirde yaşıyorum. Ben yabancı dil bilmiyorum. Rakiplerim yabancı dil biliyor. Sizin geleceğinizde, hayallerinize, hedeflerinize ulaşmanıza engel olacak tehditler neler? Bir zayıflığınız tehdit olabilir. Veya bir güçlüğünüz de sizin tehditiniz olabilir. Siz çok hiperaktif olursunuz. Olduğunuzu düşünüyorsunuzdur veya hiperaktifsinizdir. Onu güçlü yönünüze yazarken hiperaktif olmanız aynı zamanda sizin tehditiniz de olabilir. Bunları düşünün. Her konuyu acaba bu benim güçlü yönüm ama bu bana tehdit de olabilir mi diye. Tehditlerin yanına ise ikiye böldüğünüz bu sayfada lütfen fırsatları yazın. 10 yıl sonraki fırsatlar neler? Teknoloji şu alanda çok genişleyecek. İnsanlar kanserden ölmeyecekler. Ülkemde gençler şunu yapacak. Bu şehirde yaşıyorum. Bu ailede yaşıyorum. Benim böyle öğretmenlerim var. Benim böyle hocalarım var. Ben buna erişebiliyorum gibi size fırsat olarak gördüğünüz neler var? Bunları yazın lütfen diyorum. Ve bunları defalarca düşünün. Defalarca yazın. Sonraki sayfayı ise 6'ya ayırın. 6 sütunu ayırın. Bu 6 sütunun birinin üzerine politik gelişmeler neler olabilir? Şimdi dış dünyadaki trendleri de değerlendireceksiniz. Onları rica ediyorum. İkincisi ekonomik değişmeler neler olabilir? Üçüncüsü sosyal değişimler neler olabilir? Dördüncüsü teknolojik değişimler neler olabilir? Beşincisi çevresel değişimler neler olabilir? Altıncısı yasal değişimler neler olabilir?
Bunları sırasıyla düşünüp bu değişimlerin size etkisi ne olacak? Mesela diyelim ki çevresel değişimler, küresel ısınma olacak. Ben çevreyle ilgili bir meslek edinebilirim. Kendimi çevreyi koruma adına bir meslek edinme için araştırmalar yapabilirim. Veya yapay zeka konusu çok gelişecek. Ben dolayısıyla yapay zeka alanında kendimi geliştirmeliyim. Bu konuda kendime bir kariyer hazırlamalıyım. Veya sosyal değişimler çok artacak. Artık dünya vatandaşlığı normal hale gelecek. Böyle ulus devletler kalmayacak. Dolayısıyla bütün bir dünyanın eriştiği konulara rahatlıkla erişebilirim gibi değişimler neler olacak ve bu değişimler sizi nasıl etkileyecekle ilgili her bir sütun altına yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi yazmanızı rica edeceğim. Sonra bütün bunların hepsini değerlendirerek hedeflerim neler? 10 yıl sonra nerede olmak istiyorum? Değerlerim neler? Güçlü yönlerim neler? Zayıf yönlerimde kendimi nasıl geliştirmem lazım? Dünya nereye gidecek? Trendler nereye doğru gidiyor? Ve peki ben 10 yıl sonra hedefime ulaştığımı nereden bileceğim? Bunu neyle ölçeceğim? Bunu da evet ölçülebilir hedefler koymanızı rica ediyorum. 10 yıl sonra doktoramı bitirmiş olacağım. 10 yıl sonra parti başkanı olacağım. 10 yıl sonra iki çocuğum olacak. 10 yıl sonra bahçeli bir evde yaşayacağım gibi net, ölçülebilir hedefler koymanızı rica ediyorum. Hedefler için kurallarımız, hedef koyarken kurallarımız spesifik, belirlenmiş, ölçülebilen, eylem tabanlı, gerçekçi, yani çok hayalperest olmasın ve zamana bağlı. Dikkat ederseniz bütün cümlelerim 10 yıl sonra diye başladı. Bunun adını koyduktan sonra stratejilerimiz neler olabilir? Eğer ben 10 yıl sonra düzenli bir geliri olan konforlu bir işte çalışmak istiyorum, orada yönetici olmak istiyorum hedefi koyduysam, tabii ki ne yapmam lazım? Bir bürokrat olmak istiyorum diyorsam, tabii ki Türkiye kuralları içerisinde sınavlara girip o sınavlar çerçevesinde bir devlet memuru olup ondan sonra da o devlet yasal mevzuatının gerektirdiği bütün gerekleri yerine getirerek adım adım ilerlemem lazım. Eğer girişimci olmak istiyorsam ne yapmam lazım? Stratejim ne olacak? Bu halde bu konuyla ilgili girişimcilik eğitimleri almam lazım. İş planı eğitimleri almam lazım. Devlet desteklerini takip etmem lazım. Bu konuyla ilgili videoları izlemem lazım. Dolayısıyla stratejimin başlıklarını söylüyorum. Eğer ben bilim insanı olmak istiyorsam ne yapacağım? Tabii ki ilk önce iyi bir notla mezun olacağım. Yüksek lisansımı yapacağım, doktoramı yapacağım. Ve bunu bu sırada da kendime gelir kaynağı elde etmek için akademik ünvanlar elde edeceğim gibi kendimize kariyerler belirleyeceğiz. Peki ben politikacı olmak istiyorsam, ben bir parti lideri olmak istiyorsam ne yapacağım? O zaman şimdiden gençlik kollarını yazılacağım.